Dağılın, dağılın. Görülecek bir şey yok. Bir yaratığı daha kurtarmak müthiş değil mi Doktor Animo'nun pis ellerinden? Evet, ama az kaldığı kesindi. Hatta fazla az kalmıştı. Bu kötü oldu. Her şey yolunda mı büyük baba? Ben iyiyim. Ama Copterella pek de iyi değil. Evet, o ismi ben de beğenmedim. Aslında çok da fena görünmüyor. Fili aradım ve o bunu onarabilirmiş. Buraya gelmesini beklememiz gerekecek. Affedersiniz Tennyson'lar. Quetzalcoatl'ı koruduğunuz için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onu çok güvenli bir yere götüreceğiz. Yardım etmek güzeldi. Ben de gelmek istiyorum. En azından bunu yapabiliriz. Aracımız bozuldu. Büyük babam mutsuz. Ve ayrıca süper muhteşem uzaylı dostlarımın kontrolünü kaybettim. Size uyarsa bana da uyar. Sanırım sorun olmaz. Ayrıca filin varması biraz zaman alacaktır. Gerçeği bizden saklamayın. Hükümetin piramit komplosundaki dişli olmayın. Yaratığı bırakın. Olmaz. Ben, kuzen, büyük babam gidiyoruz dedi. Ben de Mary Joy'la gideyim diyordum. Anlıyorum. Aracı uzaylılardan biriyle koruyacaksın. Ne? Her şey için uzaylılarımı kullanmam gerekmiyor. Kahraman olmak bundan fazlası demek. İyiydi ben. Oraya varınca görüşürüz. Takma kafana Gwen. Benim kazamızdan sonra birazcık sarsıldığına eminim. Evet, gürültücü beni özlemiş olmam tuhaf. Hala bir şeyler mi yiyorsun? Büyük baba yapma. Acımı dindirmenin tek yolu bu. Büyük baba. Baksana Mary Jo, benim bir sorum var. Quetzal bilmem ne bu şeyin içinde ne kadar güvende? Süper ötesi güvende. Bu tır yarım metre metalle kaplandı. Hiçbir şey ona ulaşamaz. Aynı zamanda her zaman soğuk tutan iki dev dondurucu hava ünitesine sahip. Yılanlar kış aylarında kış uykusuna yatma eğilimindedir ve tavuklar soğuğa çok dayanıklıdır. Bu dahili hava filtrasyon sistemiyle kolayca nefes alabilir. Yani burası mükemmel bir yer. Ben Max. Tamam. Mısır gevreği salatalık kadar soğukta mı diye soracaktım da. Büyük baba, şunları yemeyi bırak artık. Üzgünüm büyük baba, ayıcık seni duyamadı. Tamam demelisin, tamam. Gwen, hayır lütfen, o bana lazım. Büyük baba, bir sorunun var. Bu müthiş hikayeyi anlatırken bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Park korucuları ve Tennyson ailesi bu nadir ve türünün tek örneği kargoyu götürürlerken onları izlemeyi sürdüreceğiz. Bir dakika. O uzaylı yumurcağın arabası. Bazıları ona yumurcak diyor. Ben diyorum, ona göstereceğim. O nadir kargoyu çalıp onu en iyi teklife satarak. Platforması aç şunu. Kiranı 12 ay geciktirdin. Bunun bahanesi olamaz. Finansal istikrar. Ben geliyorum. Biliyor musunuz, nadiren de olsa ara vermek çok güzel. Çok yakındı. Arabayı temizleyelim biraz. Bekle, oradaki de kim? Bonjour Tennyson ailesi. Muhabbet etmek isterdim ama bir işe girişmem gerekiyor da.